Rusya, Ukrayna arasındaki gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi, ülkemizin 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmaktır. İkincisi, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. Dikkat ederseniz 28 Şubat İttifakı çatısı altında bir araya gelenler o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur en küçük bir teklif ortaya koyamıyorlar. Niçin? Çünkü bunların bir araya geliş gayesi ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, demokrasimizi güçlendirmek, kalkınmamızı hızlandırmak, vizyonumuzu genişletmek değildir. Bunların tek derdi, ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Proje, şayet ortaya bir eser koyacaksınız, iyidir ve gereklidir. Ama siyasette proje, milli iradeye saygısızlıktır, hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı bu. Türkiye, geçmişten beri her darbenin ardından vesayet dayatmalarıyla, benzer siyaset projeleriyle karşılaşmıştır. Milletimiz her seferinde bulduğu ilk fırsatta bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü kendi tarihine, değerlerine, kültürüne, ihtiyaçlarına, beklentilerine, hedeflerine uygun istikamete çevirmiştir. İnşallah bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir. Gezi olaylarıyla 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'da ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat İttifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler. Türkiye'nin artık bu trojan siyasetiyle, bu virüs siyasetiyle, bu uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu dost, düşman, herkes bir kez daha görecektir. Biz hayatımızın hiçbir döneminde siyasette rekabetten kaçınmadık. Hatta siyasette rekabeti ülkeye ve millete hizmet yolunda bereketli bir yol olarak gördük. Peki siyasette rekabet nasıl olur? Siyasette rekabet yapılanın üzerine daha fazla nasıl konulacağı hususunda olur. Hastanesinden yoluna, sanayisinden dış politikasına yapılan her şeyi kötülemenin adı siyasi rekabet değil, köksüzlük özlemini dışa vurmaktır. Halbuki köksüz bir ağaç önünde sonunda kuruyup yıkılmaya mahkumdur. Biz devletimizin binlerce yıllık tarihine, medeniyetimizin binlerce yıllık mirasına, ecdadımızın emanetlerine bunun için dört elle sarılıyoruz. Böyle yapmayıp da deseler ki bunlar şu kadar okul, şu kadar hastane,
şu kadar yol, şu kadar köprü, şu kadar spor tesisi, şu kadar konut yaptılar. Biz daha fazlasını yapacağız. Bu altılılardan böyle bir şey duydunuz mu? Hiç böyle bir şey söylediklerini duydunuz mu? Diyemezler. Deseler ki bunlar milli geliri 3 katına çıkardı, biz 5 katına çıkartacağız. Bunlar ihracatta 225 milyar doları geçti, biz 300 milyar doları geçeceğiz. Bunlar ülkeyi yılda ortalama %5 büyüttü, biz %6 büyüteceğiz. Bunlar istihdamı 30 milyona çıkardı, biz 35 milyona çıkartacağız. Eyvallah. Deseler ki bunlar sınır güvenliğimizi terör örgütlerinin başını inlerinde ezerek sağladılar, ordumuzu güçlendirdiler, ülkede can ve mal güvenliğini sağladılar, biz daha iyisini yapacağız. Eyvallah. Deseler ki bunlar Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda ancak buraya getirdi, biz daha öteye götüreceğiz. Eyvallah. Ama bunlar diyorlar ki biz AK Parti'nin yaptığı her eseri yıkacağız. AK Parti'nin getirdiği her hizmeti ortadan kaldıracağız. AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı her şeyden vazgeçeceğiz. Bunlarda utanmak yok. Şimdi 18 değerli kardeşlerim, 18 Mart inşallah Çanakkale Köprüsü'yle ilgili adım atıyor. İnanın ellerinden gelse bu köprüyü bile yıkacağız derler. Derler mi? Derler. Üçüncü köprüyü yaptık İstanbul Boğazı'nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bana dediler ya, bu CHP zihniyetinin mensupları bana dedi. Dedim ki sıkar. Sıkar. Bu millet sizi gömer gömer. Neyi yıkıyorsun? Boğazın altından Marmara'yı geçirdik. Ne oldu? Kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Avrasya Tüneli'ni geçtik. Tıpış tıpış oradan da geçiyorlar mı? Geçiyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Bay Kemal buradan herhalde İzmir'e gidiyordur. Ama biz kıskanmadık. Varsın gelsinler. Varsın gelsinler. Biz Akdeniz'e balık bilmezse Halık bilir diyerek yola devam ediyoruz.